Türkiye'de yapılan diziler televizyon anlaşmalarıyla para kazanıyor mu? Şu anda kazanmıyor. Nerede kazanıyorsunuz parayı? Şu anda Türk dizilerinin tek motivasyon kaynağı yurt dışı. Eğer Türk dizileri yurt dışına satılmazsa Türkiye'deki televizyonların vereceği bütçeyle para kazanmanın imkanı yok. Bütün yapımcıların veya bütün dizilerin şu anda tek motivasyon kaynağı yurt dışı, yurt dışı, yurt dışı. Siz satıyor musunuz dizileri? Tabii, tabii. İstediğiniz gibi satılıyor mu? Tabii tabii. tabii. Çünkü bunlar biraz da Türkiye'ye özgü konular. Türkiye sosyolojisinden çıkmış konular. Var yani mı alıcısı? Şimdi şöyle, mesela Kızılcık Şerbeti konusunda şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Başta böyle kaygılarım ve tereddütlerim vardı. Baya böyle bu konuyla ilgili acaba hani çok lokal kalıyor. İşte Latin Amerika'daki seyircinin buraya ilgisi ne boyutta şekillenir? Çok emin olamıyordum. Ama tabii onlar da artık akıllandı. Özellikle yabancı alıcılar reytinge bakarak alıyorlar. Yani eğer bir dizi Türkiye'de çok yüksek reyting yapıyorsa onun öyle veya böyle o coğrafyalarda da karşılığının olacağını varsayarak hareket ediyorlar. Şu anda kılıcık serbetinin satışları gayet iyi. Yani hedeflediğimiz noktalara geldik. Şimdi kılıl goncalar için bilemiyorum. Aslında o daha egzotik bir şey anlatıyor. Belki meraklısı da olabilir bu ortada. Ama mesela hayatımda hiç yaşamadığım bir şey yaşadım. Bunu da sizinle hemen paylaşayım. Lamande haber yaptı Fransız gazete. Sonra onun hemen akabinde Fransa'nın en önemli iki önemli televizyonlarından biri biz temasa geçti ve bu dizinin Fransa'daki yayın hakları ile ilgili görüşme talep etti ki Fransa genelde Türk dizisi yayınlayan bir ülke değildir. Çok seçicidir ve çok zordur. Yani böyle bir şeyin geliyor olması bizi de gelecek adını umutlandırmış durumda şu anda. Ama e, şunu biliyorum şu anda 4-5 ülkeye satıldı. Hı, hı. Türkiye'de YouTube'da her bölüm 5 milyon falan izleniyor galiba Kızıl Goncalar'ın diye gördüm. Daha da fazla olabilir mi? Daha ee, da fazla. Televizyonda da izleyenler var. Türkiye'de kaç milyon kişi izliyor her bölümü? Televizyonda yani, izleyenleri de hesap edebiliyorsunuzdur çünkü. Yani televizyonda tabii o reytingle paralel bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. E, Kızılcık Şerbeti'nin her hafta en aşağı 10-15 milyon izleyicisi var. YouTube'da da ortalama bölüm izlenmeleri 7,5-8 milyon civarında oluyor kızılcık şerbetinin geçen sene çok daha oluyordu. Yüksek oluyordu. Mesela bizim sezon finalimiz ...bayağı bir yüksek izlenme. Hem televizyonda çok ciddi rekor kırdı. Hem de YouTube izlenmeleri çok yüksekti. Kızıl Goncalar'da da şu anda öyle. Yani 6 milyon, 6, 7 milyon civarında seyrediyor. Ama yani her hafta 10 milyon üzerinde YouTube izlenmesi yapan dizilerde Türkiye'de var. Yani televizyon izleyicisiyle YouTube izleyicisini topladığınız zaman kaç milyon kişi ulaşıyor bölüm? En az bir 35 milyona ulaşıyor bence. 35 milyon kişi tabii. aynı bölümü izliyor. İzliyor. YouTube'dan ya da televizyondan. Evet, yani bu televiz az. toplam televizyon izleyicisinin çok büyük bir oranı. Tabii çok büyük bir oranı. Yani şu anda şöyle bir şey var. Yani tabii YouTube seyirci açısından daha cazip bir hale geldi o kesin. Yani ama YouTube'un işte ulaşılabilirliği veya işte etkileşimi daha sınırlı. Televizyon tabii daha yaygın Türkiye'de. Hala daha da insanlar televizyondan dizi seyretmeyi tercih ediyorlar. E, YouTube'un da şöyle bir avantajı var. İşte hızlı geçiyorsun. İstediğin saatte seyredebiliyorsun. Rahat seyredebiliyorsun. Ede, izleyebiliyorsun. Bölerek izleyebiliyorsun. Ama ulusal televizyonda öyle değil. Yani gidişatın uzun vadede yavaş yavaş dijitalden yana olacağı da... Aşkar. Oradan da azımsanmayacak bir gelir elde ediyorsunuz herhalde diye düşünüyorum. Yani çok öyle aman aman değil. değil yani mi? yurt dışı geliri ve e, normal televizyondan aldığınız paranın yanında YouTube gelirleri çok öyle aman aman değil. O da şöyle söyleyeyim yani bir dizi için en fazla işte 1 milyon TL civarında olur haftalık Hı. getirisi.